أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات دار ve geniş daire farklılığı. Öyle Risale derslere gitmek, kitap okumak yetmiyor. O bu mesleğin hani uydurukçasıyla kriterleri var derler ya, her bir mesleğin. Öyle ahirete seyahat ediyorsun, sana pasaport veriyor, gemidesin. Geminin bir kaidesi var, bir prensibi var ya. Yani ortak kullandığın bir alanın bir talimatnamesi olması lazım. Değil mi, ortak kullandığın bir alan? Yemekhanenin. Kim demişti ya burada? Hastanede. Sen anne, hastanede yatan hasta, hastanenin yemekhanesi yemek yiyecek. Sen gidip istediğin yere oturamazsın sandalyeye. Sana verdiği numarayla oturacaksın, hep oradasın. Belki bugün cam kenara oturacağım, olmaz. Öyle mi değil mi? Evet. Sen söylemiş mi? Olmuş yani. Kim yapmış onu? Annem mi? Kayınvalide. Öyle olmuş. Yani ortak kullanılan alanı prensibe dayalıdır. Burada da öyle ortak kullanma alanı var. Akıl kullanıyor imanı. Kalp kullanıyor imanı. Davranışlar kullanıyor imanı. Yaşım kullanıyor, bedensel hayat kullanıyor, zaaflarım kullanıyor, ailem kullanıyor. Çok acayip yani. Bediüzzaman Hazretleri eski Said devresinde diyor ki, bu Osmanlı ülkesinde büyük bir patlama, parlak nur çıkacak diyor. Bugün çok iyiyim ha, kulağım epey açıldı ya. Belli oluyor değil mi? Bak, demek ki bu Osmanlı ülkesine büyük bir parlak nur çıkacak. Hatta hürriyetten evvel pek çok defa talebelere teselli vermek için, şimdi de aynı bugün 2018, aynı şeyi söylüyoruz. Bir nur çıkacak, gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatanı saadet temin edecek diyordu. İşte 40 sene sonra Risale-i Nur o hakikati kör gözlere dahi gösterdi. Almanya için söylesek de bir nur çıkacak, Almanya'da gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatanı saadeti temin edecek. Almanya için üstad ne diyor? Bahtiyar Almanlar diyor. Bahtiyar Alman devleti mi diyor, Bahtiyar Alman milleti mi? Önemli olan değil. Bahtiyar Alman milleti. Ya, hükümete bakma. Hükümet ikiyidir. Amerika ikiyidir, Avrupa ikiyidir, Türkiye ikiyidir. Bir gözüken, bir de arka taraf. Derin devlet derler ya. Zahirde Almanya, Türkiye ile böyle değil mi? Arkada beraberler. Ta bunun 10 sene öncesi. Mesela Amerika ile İran böyle değil mi? İsrail böyle. Suriye'de böyledir. Amerika, İngiltere, Fransa, İsrail, İran aynıdır. 20 sene önce de söylüyordum, hatırlarsın. Aynıdır. O vuruyoruz falan bunlar. Bunlar hikaye. Ya. Almanya, Türkiye böyleyiz falan. Videoyuz, kavga ederiz. Bak, benim babam senin babanı döver. Onlar surettedir, hakikatta beraberler. Çünkü Almanya bir zahiri 21 tane, gizli 100 küsür tane Amerika'nın ve İngiltere'nin ve Fransa'nın üç devletin üssü var, askeri üs. Fransa, İngiltere, Amerika'nın. Almanlar çok kinci ve şeycidir, unutmaz. Böyle bir millettir. Her sene 12 milyar euro İsrail'e haraç veriyor. Seçilen bir cumhurbaşkanı İsrail'de bir selam duracak, başka yok. Size baştaki söylüyorum da o kadar. Peki Almanya bunu kabul eder mi? 50-50, 10-10 euro toplayacak, 12 milyar euro her sene verecek karanç. Peki bunu bilmiyor mu yazan çizenler? He, surete böyle. Ve her seçilen cumhurbaşkanı İsrail'e gidip selam verecek. Bunu Almanya tiniyetine, fatratına, tabiatına zıttır. Ama beraber, evet, Türkiye ile zıt. Peki özgürlüğünü almak için Almanya ne yapacak?
beni ezen, paramı sömüren kim? Amerika ile İsrail. Onun karşısında duran kim güçlü? Hakikaten güçlü mü? Biraz sağladı Türkiye'yi. Baktı ki sağlama yaptı, Türkiye sağlam. Onun yanında yer almak tabiatının gereğidir. Zaten usta da Alman devleti demiyor, Alman milleti. Neyse konu değil. Dar ve geniş daire. Hemen geniş daire girdik ama bunu da bilin. Çünkü suret aldatmasın. Avrupa 2'dir, Amerika 2'dir, Türkiye 2'dir. Bir gözüken bir gözükmeyen. Sen de öylesin. Abi Bahtiyar demesinin nedeni ne? Bahtiyar İslam'ı kabul edecek, İslam'a hizmet edecek. Bak biraz geç geldiğin için 5 dakikayı kaçırdım. Almanya'nın tabiatından bahsettim. İşte Avrupa'nın en büyük sahtekarlığı, sahtekarlığını dürüstlük olarak yutturmasıdır ve inandırmasıdır millete. İşte nurun zahiren, kemiyeten, dar cihetine bakmayarak, hakikat cihetine keyfiyeten geniş ve fevkalade menfaatını hissetmesi suretiyle hem de siyaset nazarıyla bütün memleketi Osmaniye'de olacak gibi ifade etmiş. Ustad diyor bir nur çıkacak. Ustad iki şeye dikkat edememiş. Beken söylüyor. Laüsel değil ki. Ustadını diyor, barla da geçiyor değil mi? Laüsel, kusursuz kabul etmek nedir? Kusurdur. Kusursuz iki şey vardır. Bir Kur'an'dır, bir Resulullah'tır. Diğerlerinin kusur mu var? Hayır, kusurunu bilmiyoruz. Yani usul bakımında inancımız böyledir, böyle olmalıdır. İsmet sıfatına sahip hiç kusur yapmamış, Allah tarafından teyit edilmiş, kusursuz olduğuna dair Resulullah'tır. Usul böyle, usulü kaçırmayacaksın. Ha, Geylani kusur mu yapmış? Nakşibendi Hazretleri kusur mu yapmış? Bediüzzaman Hazretleri kusur mu yapmış? İmam-ı Rabbani Hazretleri kusur mudur? Hayır. Bilmiyor, şahit değiliz, bitti. Suizan da edemeyiz. Ama usul bu, itikat bu. Peygamberler masum ve mahfuzdur. Unutmayın iki kelime. Mahfuz, masum. Hıfsedilmiş ve günahsızdır peygamberler. Büyük zatlar İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman, Geylaniler, Bahtişah, Nakşibendler şey mahfuz değil ama masumdur. Allah tarafından ismet sıfatı yoktur ama ona da tecelli ediyordur. Ama masumdur, günah yoktur. Çünkü şahit değiliz. Müslüman da suizan etmez, suizan ederse halamdır. Bu arada çok kurallaş yapıyor çünkü havam çok iyi bugün. Kulağım açıldığı için. Anladın mı Almanya? Alman devleti demiyor. Alman bir yerde geçiyor ama Alman milleti geçiyor bir yer, çok ciddi yerde. Şimdi Üstad Hazretleri iki yerde sıkıntı olmuş. Bir, keymiyetle keyfiyeti bakmamış, dar ve geniş daireye bakmamış. Dar daireye çıkacak bir nuru geniş daireye zannetmiş. Kaliteyi olacağı yerde adet sayısına bakmış. O büyük veli onun dar daireyi geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Ustada itiraz etmişler. Bu itirazı biliyorsunuz Nazarat kitabında neşretmiş. Kendi aleyhinde olan bir kitabı neşretmiş. Doğudaki ulema var ya. Ha, o veli gittikçe kötü olacak. Rivayet var. Sen diyor müjde veriyorsun demiş o zat ustada. Ustad hep müsbet şey yaparmış. O da veli surete bakmış. Doğru. Adetullah böyle gidiyor. Bir şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti var. Ustad hakikatını söyledi. Çünkü Allah nurunu tamamlama noktasına pergili koymuş. Öyle bakmış. O büyük veli, bir de okuyorum bunu. Onun dar daireyi geniş tasavvurundan Ustad Hazretleri dar dairede söylemesi gerekeni geniş daireyi şeklinde yorumladığından ona itiraz etmiş. Hem o zat haklı hem eski Said bir derece haklıdır. Şimdi burada ustad diyor ki buna hem o zat haklı hem eski Said bir derece haklıdır. O zat haksız değil. Çünkü Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bakiye ve ebediyeyi imanla kurtarıyor
1 milyon talebesi 1 milyar hükmündedir. Yani Risale-i Hizmet 2'dir. İki şekilde dairesi var, geniş dairesi var. Hani siyaset, abi bakmayacak mıyız? Resulullah siyasetçiydi. İstanbul memleketi alakadar edip, bak kardeş sen adına bak. Haram mıdır? Değildir. Geniş dairedir. Senin geniş daire. Yüzecek şeyin varsa, kulacın varsa, deniz dalgaları da direnebiliyorsan git yüz. Bu geniş dairedir. Ama dar dairenin içine bulunup da geniş daireye bakma. Çünkü berbat edersin dar daireyi. Geniş daire olmak istiyorsan geç oraya. Risale-i Nur'un imani hizmeti dar dairedir. İman hizmeti. Mesela hemen ömrümüz yetmez herhalde. Dershane daha lakara lukara haftada bir gün böyle resmi bir ders yapıp ondan sonra gelsin köfteler gitsin imam bayıldı. Müftü şaşırdı. Müezzin yayıldılar. Hadi program yapınız da bilmem ne gidiyoruz. Haram değil. Ama Risale-i hizmeti değildir. Nedir o? Risale-i Nur'dan da istifade ediyorlar. Burası da lokal olarak kullanılıyor ama dershane denmiş. Dershane böyle değildir. Bu geniş daire faaliyetleri. Seyahat edersin, onunla yemek yersin, gidersin, eğlenirsin. O arada sokarsın cümleleri Risale'deki. Merakını uyandırırsın. Risale-i Nur'un imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayatı bakiye bir tamamıya dershaneler, bir tamamıya ahirete bakması ve ebediyeye imanı kurtarıyor. 1 milyon talebesi böyle, 1 milyon talebesi olsa 1 milyar hükmündedir. Yani 1 milyon değil belki 1000 insanın hayat ebedisini temine çalışmak, 1 milyar insanın hayat-ı fani dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetli ve manen daha geniş olması. Niye? Şimdi bir insanı açtı işe koydu. Yani açlıktan ölmez. Allah'ın teminatı var. Afrika'da açlıktan ölmek yoktur. Zulümle ölmek vardır. Allah oraya buğday yerine maden vermiş, su yerine petrol vermiş. Su yerine petrol çıkıyor. Buğday çıkartacak tarladan yerine altın çıkıyor. Ama Avrupalılar gelmiş, çoğusunu öldürmüş, gerisini hapsetmiş, zulmünü öldürüyor. Bu açlıktan ölmek değildir. Ha, Allah rızkı teminat altına almış. Ama imanı almamış. Cenab-ı Hak imanınız teminat altındadır dememiş. Teminat altında olmayana bu kadar lakaytlık, teminat altında olan rızka bu kadar himmet. Çok garip işte. Demek ki Risale-i Nur'un nedir diye denilirse faaliyetiniz, gayeniz, maksatınız, hedefiniz nedir? İnsanın, ilk önce kendimizin, yakınlarımızın ve Müslüman kardeşlerimizin hayat-ı ebediyesini imanla kurtarmaya çalışmak. İman hizmeti. Bizim faaliyet. Neymiş bir de okuyayım. İnsanın hayat-ı ebediyesini temine çalışmak, 1 milyar insanın hayat-ı faniye dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetli, manen daha geniş olması, eski saydın o rüyayı sadaka gibi olan hissi kalbel vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş. Yani bizim hizmet imanı kurtarmak, onu konuşacağız. Hemen acele edeyim gene. Diyor ki gelecek burada var da ondan. Sahabeler Resulullah'tan bir şey duydukları zaman hepsi yanında değildi. Çünkü birisi ticarette, kimisi tarlada, bağda, bahçede. Hemen bir araya geldikleri zaman bugün Resulullah'tan ne duydu? 27. sözde geçiyor bu. Diyor ki akıllar, fikirler, hissiyatlar hep semavat ve arzınız halika olan Rabbul Zülcelal'in marziyatı neydi? Ne istiyor bizden Allah? Sema ve arz ve içindekilerin sahibi marziyatı isteği bizden nedir? Akıllar, fikirler, hisler hep bu konudaydı. İşte bizim mesleğimiz de bu. Sahabe mesleği. Tamam. Emeviye mesleği değil bizim mesleğimiz. Sahabe mesleğidir. Onun için Risale-i Nur'da Ehl-i Beyt, Ali Beyt muhabbeti esastır. Tamam. Şu anda Türkiye'deki dindarlık şeylerde hep Emeviye dindarlığıdır. Tamam. Onu da bilin yani. Şimdi nedir?
sema ve arz ve içindekilerin sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in marziyatı nedir? Akıllar, fikirler hep bu üzerinde. Emevi ise siyaset üzerine kurulmuş. Onun için Risale-i Nur mesleğinde Ali Beyt esastır demesinin sebebi Allahu Alem Muaviye ile başlayan İslam içerisine sokulmaya çalışılan babadan oğula geçen saltanatı istememekten kaynaklanıyor. Babadan oğula yönetim istenmiyor. Oradan başladı. Hazreti Hasan 6 aylık hilafetinin kavga olması, kan dökülmesin diye dedi ki Muaviye, bir şart, iki şartta ben terk ediyorum saltanatı, sana veriyorum. Söyle dedi. Oğluna geçirmeyeceksin saltanatı. Tamam dedi. Seçim olacak dedi Hazreti Hasan radıyallahu anh. İki, Allah Resulü'nün ehli beytini ezmeyeceksin, zulmetmeyeceksin. Yani yardım da etmesen bir şey yapmayacaksın. Babadan oğula geçirdi Muaviye, Yezid ve Velid. Ve ehli beyte yapmadığı zulüm kalmadı. Yani acayip yani. Risale-i Nur'da niçin ehli beyt, Ali beyt muhabbet esastır diye onu izah ettim şimdi. Mesleğimiz de esastır. Allah Resulü'nün risaletine sahibiz, varisiz. Tasavvuf ise Allah Resulü'nün vilayetine, velayetine sahip, aday. Vilayet var ya şehir, hemen vilayettir. Orayı yöneten valiye veli denilir. Ama size öz şeyler söylüyorum. Resulullah'ın bir risalet yönü var, bir velayet yönü var. Risalet Kur'an, velayet ise kemalat yolu. Anlıyor musunuz? Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hissesi fazla olmuş vesaire. Hazreti Ali'nin bir de temsil ettiği olduğu Ali Beyt'in mümesili noktasında hissesi kıyas edilmiyor. Şimdi bizim mesleğimiz, bunları söylemeye iktiza ediyor. Bilmeniz gerekiyor. Dar daire, geniş daire. Tamam. Dar ve geniş daire. Peki Risale-i hangisini almış? İkisini de almış. Risale-i Nur, 12 hat tarikatın cemiidir. Buna delil nedir? Dar daire, geniş daire. Tamam. Dar daire, geniş daire, ikisi olması. Mesela tasavvufta, Adıyaman mesela, velayet esastır. Öyle iç dünyayla kapatır her şeyini, keser bıçak gibi, kendine döner, tesbih çeker böyle. Risale-i Nur, talebeli, evrat ve eskârı şart. Onun en temeli tesbihattır. Tesbihatı yapan, geçmişten ve gelecekten, dünyada ve ahirette, doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde, bütün Müslüman nurcuların, ibadetine, bütün namazına, hayır hasenatına hep ortak olur. Neyle? Tesbihat yaparsa. Tesbihat yaparsa, abi ben öğleyin yapmadım, ikindi yaptım. Sabahtan ikindiye kadarkine parça bozuk. Oradan kendi sebabınla kalacaksın. Sabah yaptın, öğlene kadar sebap aldın. Öğleyin yapmadın değil mi? Öğlen ikindi, o iştirak amalurede mahrumsun. İkindi de yaptın, akşama kadar ortaksın. Akşam yapmadın, yatsıya kadar ortak değilsin şirkete. Böyle Kastamonu'da geçer. Eski Said'in o rüyayı sadıka gibi olan hissi kalbel vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihate edeceğini görmüş. Belki inşallah o görüş 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesiyle aynen o geniş daire, bak o ustad diyor, yani siyasi var ya Osmanlı. O geniş daire nur dairesi olacak Allah'ın izniyle. Onun yanlış tabirini sahih gösterecek Emir'da 2.111. Muhtemeldir ki burada büyük bir veli eski Said'in Risale-i Nur'un dar dairesini gayet geniş ve siyasi bir daire olarak bir hissi kalbel oku ile 40 sene evvel hissederek bu risaledeki çok cevapları o isten neşet ettiğinden
O veli yalnız bu noktadan itiraz etmiş. Münazarat 47. Yani veli de dedi ki ya gittikçe ahir zamandır kötü olacak, nasıl düzelecek diyor. O geniş daireye bakmış, veli de dar daire bakmamış. Ustad da dar daireyi geniş daire olarak görmüş. Elhasıl sırr-ı innateynada çok geniş bir daire, dar bir dairede tatbik edilmiş. Nur müjdesi ise dar ve manevi fakat yüksek bir daireyi geniş ve maddi bir daire suretine tasvir edilmişti. İnnahteyna biliyorsunuz İnnahteyna sırdır. Her yerde yoktur. Şeyde Ustad şey Badıl abi işaret-i icazda değil mi? İşaret-i icazda Badıl'ın işaret-i icazda bu kalındır. Orada neşetmiştir. Ama gene isimler ta edilmiştir. Kısmen. Öyle hatırlıyorum. İnna Ateyna'da dört kişi vardır. Dört tane. Bu bütünsel süfyaniyettir. Bu dört rükmü var. Oraya bakarsınız. İnna Ateyna nedir diye. Ben baktım. Baktım. Ben de baktım. Baktım. Metris ve Silivri'de soluk aldım. Nefesi orada aldım. Daha demem. Keseriz abi oraları. Murat iyi bakamamış yani. Demek ki Cenab-ı Hak 100.000 şükür ediyorum ki bu iki kusurumu kuvvetli bir ihtar maneviyle ıslah etti. Buradan beni çıkarttın. Hata yapabilirsin ama başka güzel bir hayrına onu tebettül ettir. Yübedülullah siyyatı masana sırrı var. 23. sözde. Bak ustad da bu kusurumu diğer güzel hizmetle tebdil ettirdi. Nedir o? Allah Resulü'nün bir hadisi de var. O hatırlatıyor. Bu ayetti biraz önce okudum. Diyor ki bir kötülük günahtan sonra hemen bir iyilik yapın. Umulur kahvedilir. Yani hemen melaikeler onu vereceksin. Yani bir günah eli çektiler ya fotoğraf. Hemen akabinde bir iyilik yap. Bence en iyi iyilik nedir? Bir günaha baktın. Gayri ihtiyari böyle. Televizyonla internetlere muhatap oldun. Çıkamadın. Berbat oldun. Hemen kalk. Ondan sonra bir abdest al. Kıbleye yönel. Ondan sonra tesbihatın başındaki ve tebaleyne ya tevabu ya kimu tevbetene sonra var. Onu oku. 11 tane istiğfar var. Estağfurullah lazım en kelime lezi la ilahe illahu. 11 tane yapıyorsun. 2 rekat veya 4 rekat. Ya Rabbi günahlarımı affi için, senin rızan için namaza diyorsun. Güzel bir hasene. Bu arada o soruya da cevap vereyim. Güzel bir şeyle mukabele edin diyor günahınıza. Yübedülullah seyyatı masana inan sırrına mazar eyledi. İnan görmemiştim. Ama burayı izah babında bu ayeti söyledim. Gerçi hemen varmış, acele ettim. Kastamonu 87'de hem bundan 14-15 sene evvel hani neye getirdi? Zübeyir abi ispat etti. Abi dedi Ahmet Fezi abi Risale'ni izah ettiğimde bana kızıyorlar falan demiş. Ustadın talebesi Ahmet Fezi abi. O da demiş ki başka kitap okuyor musun demiş Süber abi. Yok demiş. O zaman sen Risale'nin bir yerini izah ederken daha önce okuduğun Risale-i Nur'un diğer bir kitabıyla anladığı manayla izah ettiğinden Risale-i Nur Risale-i Nur'undur diye demiş. Bak burada da Allah şahit bir yalan mı diyeceğim şimdi? Yalan lafsa kafirdir. Bu ayeti görmemiştim işte okuyacağımı. Ama izah babında Yübedülullah ise yatıma sana bu gelmeden söylettirir. Demek ki aklımız, fikrimiz bu hep kitaplarla meşgul olduğu için o cinsten izah da gene küllatlanmış. Delil de bu oldu. Tevafuk attığı için söyledim. Hem bundan 14-15 sene evvel. 14-15 sene evvel. Bu nerede geçiyor? Kastamonu 215. Kastamonu kaç tarih arasında yazılmış ifade hatırlıyor musun? Kastamonu hayatı hangi hangi sıradan sonra geliyor? Barla değil mi? Barla'dan sonra Kastamonu'ya sürülüyor. Kastamonu'ya kaçta sürülüyor? 5 sene Barla'ya versek 6 sene. 6 sene abi. 6 8 sene. Barla hayatı 8 senedir. 30'lara falan denk geliyor abi. 26'ya kadar Barla'dadır. 1926'da Kastamonu'ya sürülüyor. Tam 8 sene kalıyor. 34. 34. 8 Barla, 8 Kastamonu. Evet. O toplam 16 sene. Yok. Evet, evet. Toplam 16 sene ama Kastamonu 8. Niçin söyledim? Şimdi burada bir tarih söylüyor. Diyor ki bundan 14-15 sene evvel.
O zaman 26 ile 35 arasındaki herhangi bir tarihten 14 sene, 15 sene evvel düşüneceksin. Tamam mı? Kaba taslak. Yani bir şey anlama adına bunları söylüyor malzeme. Diyor ki bundan 14-15 sene evvel. Tamam da ne hangi tarihi alacağız ki öncesi? Neresi burası? Kastamonu 215. Kastamonu hayatı ne zaman var? 1926-1935 arası. O tarihten böyle düşün. 14 sene. Dinsizliği çevirenler müthiş semavi tokat verecekler diye büyük, geniş, küre-i arz dairesindeki bu dehşetli hadiseyi dar bir memlekette ve mahdut insanlarda tasavvur etmiş. Halbuki istikbal o iki ihbar-ı gaybi tasavvurunun pek fevkini tefsir ve tabir eyledi. Evet, eski Said'in bir nur alemi göreceğiz demesi Risale-i Nur dairesinin manasını hissetmiş, geniş bir daire-i siyasi tasavvur ettiği gibi Sırr-ı İnateyna'nın remziyle, bak Sırr-ı İnateyna'da dört rüknü var. Ustad üçünü söylüyor, ismini veriyor. Dördünü demiyor. Niye gizliyor? Kendisinden sonra çıkacağı için o. Kendisinden evvel ve kendisinin zamanında olan, kendisinde mukarrep olan, kendi aslında kuşağında olanı üçü söylüyor. Hatta işlenen cinayetlerin taksimini bile yapıyor. Evet. %60 köre diyor. %500 sağra diyor. %400 şeye diyor. Maraşala diyor. Ama diyor bunların da diyor sağır ve Maraşal'ın da yaptığı bu sebebiyet verdiği için o da ona yüklenir. Yüzde fazla mı oldu? Yüzde ne kaçtı? Etmiyor, müthiş hesap da o. Evet. Ben de onu okudum da. İşte hesap yani neyse bizi başka bir yere götürebilir diye uzak dur şimdi. Zaten devam ediyor şeylerimiz, sıkıntılarımız. Kim ne anladıysa artık. Bir de okuyayım. Eski Said'in bir nur alemi göreceğiz demesi Risale-i Nur dairesinin manasını hissetmiş. Geniş bir daire-i siyasi tasavvur ettiği gibi Sırr-ı İnateyna'nın remziyle 13-14 sene sonra dinsizliği zındıklığı neşedenler pek müthiş tokatlar yiyecekler deyip o hakikatı dar bir dairede tasavvur etmiş. Şimdi zaman o iki hakikati tabir ve tefsir etmiş. Peki 1926 Kastamonu'na sürülür. Ne kaç dedi? 13, 14 bir de 16'da 12, 13, 14 15'te tokat yemeyecekler diyor. 16'da yiyecekler diyor. Emirdan'da da var. 1926. 12 ekle. 38. Her neyse. Matematik yapıyoruz. Hı hı. Birinci soru. 13 ekle. 38'e. 51. Ha. Menderes galibiyeti. Ondan sonra o 15'te tokat yemeyecekler. İhtilal. Şey, o 15 bitiyor. 14 var bir tane. Evet. Ha, 14 var. 60. 65. 65. Ondan sonra 15'i tokat yemeyecekler. 16'da tokat yiyecekler. Bu İsparta Barla'da şey abi vardı. İsparta'da. Tahsin Tolu abi. Bunu diyor bir burada söylüyor. Bir de Emirdağ'da söylüyor. Emirdağ'da iki yerde söylüyor. Aynı yer. Aynı. Üst paragrafı alt paragrafı. İki defa vuku bulacağını, çünkü tesadüf yok. Böyle bir burada söylüyor 12, 13, 14, 16 tokat yiyecekler diyor, 15 atlıyor. Hemen alttaki paragraf bu iki defa vuku bulacak. Birincisinin mihengi nokta 1926'dır, oradan başlayacaksınız diyor. İkincisinin de 2000'dir. Milanyum. Yani 2000'de olacak. O sistemin tokat yemesi. 2012 diyecekler. 2012'de
2013'te yiyecekler. 2014'te yiyecekler. 15'te yemeyecekler. 2016'da hak ile yeksan edilecekler. Aynı 2000 alırsan. Kimse kendi kafasında herkes otursun. Ne anladınsa, ne kar, ne hissen varsa, nasibin varsa o kadar anlarsın. Kim bunlar? Ya benimki, benim babam senin babanı döver, benim köyüm daha güzeldir. Peki bu tokat yiyecekler hangi taraftadır? O ve onun tarafında olanlar da aynı şundardır diyor. Bir nur alemi göreceğiz demesi Risale-i Nur'un dairesinin manasını hissetmiş, geniş bir daire-i siyaseti tasavvur ettiği gibi sırrı inatayının remziyle. İnatayının tarafında olanlar kimler? O ve onun gibi o safta olanlar aynıdır. Kimler? Niçin? Dinsizliği, zındıklığı, neşedenler. Pek müthiş tokatlar yiyecekler deyip o hakikati dar bir dairede tasavvur etmiş. Şimdi zaman o iki hakikati tam tabir ve tefsir etti. Yani o tarafa tarafkir olanlar aynı şeye kategoridedir. Kim? Dinsizliği, zındıklığı, neşedenler. Ya dindar da şöyle de tevcut kılıyoruz da sadaka veriyoruz da işte, tamam mı? Hayırsa hasenat, zekat, hizmettir falan. Bilemem. O safta kimse o saftadır. Evet, başta İsparta vilayeti olarak Risale-i Nur dairesi birinci hakikati pek parlak ve güzel bir surette gösterdiği gibi İsparta menşeiliçi, pergelin ucu, dar daire gibi ikinci hakikati da medeniyetin sefiyenin, medeniyet-i sefiyenin tuyanını ve maddiyunu taununun aşılanmasını çeviren ve idare eden erva habisenin başlarına gelen bu dehşeti semavi tokatlar geniş bir dairede o sırr-ı inatenin hakikatını tam tamına ispat etmiş. Öyle de başlarına gelecek ki bunları bir anda öldürmüyor Allah. Rezil-i rusva ediyorlar. Rezil-i rusva ediyorlar. Siyah ayarlar bölümüne geç, belleği değiştiriyorsun. Allah rezil-i rüsva ediyor. Anladınız mı? Yani zirve 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 tam bitirecekler. Ondan sonra hiçbir şeyi kalmıyor. Mazisiyle hiçbir özelliği kalmıyor. Tam tersine oluyor. İnsanın da bundan daha büyük darbe yemesi gözükmemiştir.